Sabah biraz daha hava sıcaklıkları düşük olduğu için öğlen kimse çıkmak istemiyor. Herkes akşama geliyor. Sıcak. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar yüksek. Enerjinin yüksek olmasından dolayı malum pazara da yansıyor fiyatlar. KDV fiyatları güzellendi geçen hafta. Hı hı. Bunda iki sorun. Tabii ki, tabii ki. Aslında gıdaya bir zam gelmedi ama evet. Dolaylı yoldan. Dolaylı yoldan tabii zam geliyor. Dolaylı yoldan geliyor. İşler nasıl? İşler normal. Şu anda normal gidiyor. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçuk. Tabii yüksek. Neden efendim? Neden böyle bir yetişmediği şey? İçin. Mal üretici yetiştirmediği için pahalı. Son zamanlarda KDV zamları oldu. Aslında temel gıdaya gelmedi ama lojistiğe, enerjiye, üretime geldi. Bu sizi etkiledi mi? Ben orasını fazla bilmiyorum. Yani fiyatların yükselmesine bunun da etkisi olmuş. Oldu tabii canım. Olur mu? Petrol kaç para oldu ki? Her şey birbirine bağlı. Ya fiyatları söylemeye gerek yok zaten. Ateş bağısı uçuk zaten. Hepimiz biliyoruz yani bunları. Ulaşılamaz fiyatlar tabii. Var diyorsunuz. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim. Burayı yöneten başımızdakiler onlara sormak lazım. Bize değil yani. Daha önceden de bu ülkede değişen var mıydı? Bu ülke değişti mi? Değişmedi. Baştakilere sormak lazım yani. Şimdi KDV, geçen hafta KDV'lere zam geldi, vergilere zam geldi. Aslında temel gıda ürünlerine zam gelmedi. Fakat lojistiğe vesaire geldiği için dolaylı yoldan etkiledi. Bunun da bir etkisi olmuş mudur sizce? Ne diyorsunuz? Kesinlikle oluyor zaten. Şöyle söyleyeyim. Vergi gelse de gelmese de zaten millete alıştırdılar. Vergi, zam hepsi birbiri üstünden geliyor. Zam veriyorlar maaşa. Daha milletin cebine girmeden her şey ateş pahasına. Bu şekilde gidiyor. Vallahi herkese Allah yardımcısı olsun diyeyim. Verenlere Allah sabır versin diyeyim. Görsünler yani varlığı yoklu. Daha iyi hissetsinler yani. Başımıza Suriyelileri sardılar. İşin içinden çıksınlar. 3 bin kişiyle 5 bin kişiyle Suriyelilerle oyu aldılar. Memleketi nihale soktular işte. Gidebiliyorlar mı plajlara? Rahat rahat eşinle dostunla bir havuza denize girebiliyorlar mı? Kimse giremiyor. Yeter gari millet yardım. Fiyatlar nasıl pazarda? Çok pahalı. Her şey çok pahalı. Önceleri ben Tayyipçiydim ama şimdi hiç onu onaylamıyorum. Ve bir kilo şey alacağım adamla dövüşecek gibi konuşuyorum satıcıyla. Neden? Alıcıyla satıcının arasında sanki dövüşecek gibi konuşuyoruz. Fiyatlar çok pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz yani. Ne bu yani bu kadar? Hep yabancıları soktular. Onlardan aldılar oyu, aldılar başlarına hani gidiyorlar yani biz alamıyoruz bir şeyi. Eskiden pazar yerlerinde çok rahat iyiydi. Rahat gezemezdik, çok kalabalık olurdu, herkes evet. Pazarda olurdu. Şimdi bir sakinlik var. Bunun sebebi sizce nedir? Sebebi ne olacak ki? Hat pahalından, her şey pahalı ablam yani. Pazara geliyoruz, tansiyonumuz yükseliyor. Bir şey alamıyoruz canım. 17 lira soğan ya, patates 17 lira. Ben küçüğünü aldım 17 lira, öbürkü 18 lira. Düşün yani bu kadar olur mu ya? Bunlar meyve de değil yani temeli meyve gıda. Meyve de değil yani. Torunlarım arkamda geziyor. 50 liraya 1 kilo kireç aldım yani. Daha karpuz yok. Bunun 1 milyar para harcadım. 1 milyon. Ama içinde daha ne zeytin var, ne peyniri var, ne yoğurdu var. Ne karpuzu var, ne kavunu var yani. Bu kadar da olmaz. Yani benim de, tamam ben emekliyim ama aldım 7,5 lirayla emekli oluyor mu öyle? Yetiyor mu? Çok şey yani. Ne yapacağız Allah'ım bilmiyorum yani. Allah bizim sonumuza hayır getirsin ama İyi de demiyoruz. Allah'a havale ederiz onları. Ben üreticiyim, esnafım benim için fark etmiyor ya. Sıkıntı yok. Kazanıyorum, kazanıyorum. Üretici esnaf olarak. Üretici esnaf olarak kazanıyorum. Ama alıp satarsam zor. Çünkü yerinde 15 lira şu an musallat. Ben 15 satıyorum. Üretimden sonra 15 liraya ancak satabiliyorsunuz kazanmak için. Tabii alıp satarsan öyle 15 liranın üstünü satman lazım. Yani 20-25'i satman lazım. Ben üretici esnaf olduğum için sıkıntı yok yani hizmete devam ediyoruz. İşler çok kötü. Neden efendim? Piyasa pahalı, mazot pahalı, her şey pahalı. Şimdi geçen hafta bir KDV düzenlemesi yapıldı, vergilere genel bir zam geldi. Temel gıda ürünlerine gelmedi ama sizin farklı problemleriniz var. Bunlara da geldi, fark eden bir şey yok ki. Nasıl oldu efendim? Aynı, mazota, akaryakıta geldi mi her şeye zam gelir. Odur yani, başka bir şey yok ki. Ne kadar şu anda siz domates satıyorsunuz? Ha, 20 lira satıyoruz. 17 lira alışız, 20 lira satıyoruz. Poşete gidiyor, masraf var, bitiyor zaten. Pazara rağbet nasıl, eskisi gibi mi? Yok ya, ne ağır, çok ağır. İnsan şeyle, kartla çalışıyorlar herkes. Kredi kartıyla.
Bizimkiyle peşin para oldu mu öyle oluyor. Fazla kimse pazara da gelmiyor. Kredi kartıyla marketlerde alışveriş yapıp gidiyorlar. Sağ ol. Tezgahınızı dizmişsiniz çok güzel. Satışlar nasıl? Fiyatlar satışlar nasıl? Süper. Hükümet süper. Zamlar gidiyor. Ünübeyi uçuyoruz abim. Hadi hayırlı işler. Hadi hayır olursa. Bizde zam yok abim. Fiyatlar şu anda normalde satışlar düşüyor. Ekonomik krize mal oluyor mu? Şu anda. Geçen hafta bir vergi düzenlemesi yapıldı. Vergilere zam geldi. Temel gıda maddelerine gelmedi. Ama sizin farklı maliyetleriniz var. Onlara zam gelmiş oldu. Bu fiyatları etkiledi. Tabii etkiledi otomatikman. Mazot 24-23 liraydı. Şu anda 27-28 lira. 30'a da yani. Girdiler çıktılar illaki çoğalıyor tabii. Poşet piyasası çok yükseldi. Geçen hafta 37 liraya aldığımız poşet bugün 42 lira. Arada bir hafta var 7 gün. Nasıl satışlarınız yüksek mi? Satışlar düştü. Düştü. İster istemez düştü. Alım gücü yok artık millette. Alım gücü yiyeceğim düştü. Pazarda bir de alım gücü. Tabii. Millet akşam üstünü bekliyor. Ucuzlasın biraz daha 1-2 lira diye. Kaliteli mala bakmıyorlar. Yüksek mala bakmıyorlar. Pazarda fiyatlar nasıl diyeyim şimdi? Ne diyeyim şimdi? Soruyoruz yani. Siz alışveriş yapıyoruz ama aşırı pahalılık bu. Bir patates görüyorsun. Ne kadar olmuş fiyatları? 18-20. En yiyecek patates 15 lira. Diyecek bir şey yok. Geçeceğiz bir aylık alıyoruz devletten aylığına. O da yetmiyor ama ne yapacaksın? Çaremiz yok. Kısıklı alıyoruz. Ya. Peki nasıl fiyatlar? Cehennem gıda. Herhalde dünyanın sonu gelmiş. Çok anladım. Mu pahalı? Çok pahalı tabii ya. Nerede görülmüş bu pahalılık? Ya? Nasıl size en pahalı geliyor? Yaşındayım. Ben ilk sefer görüyorum bugünkü gibi pazar. Adım ağzını geldi gibi. Yazık ya insan. Biraz iman gelsin. Yazıklar olsun. Kusura bakmayın oğlum. Nasıl çözülür amca bu fiyatlar? Nasıl düşecek bu fiyatlar? Başında adam iyi olursa düşüverir. Anladın mı oğlum? Yazıklar olsun. Ben böyle şey görmedim. Adamlar tutanmak kırma. Ama alışveriş satışı çekti. Fakat böyle aldıklarını sanmıyorum ben. Yazıklar olsun amca. Kusura bakmayın. Beni çok konuşuyor diye. Bu çatlak diyorlar. Çatlak değilim ben. Anladın mı? Faydası yok. Gerçek konuşan. Yedi köyden kovalarmış. Anladın mı oğlum? Ha. Çok iyi, şükür. Şükür gibi, şükür. Bugünümüze de şükürler olsun, ne yapalım? Nasıl satışlar yüksek? Çok, vallahi biraz fiyatlar yüksek amca olur. Satışlar nasıl? Satabiliyor musun? Allah bereket versin diyelim. Aynen öyle diyor. Biz her tarafa sormaya çalışıyoruz. Hem müşteriye hem satıcıya. Sizin açınızdan pazar nasıl? Aynen, dert yanıyor. Vallahi gidişat kötü. Allah sonumuzu hayretsin. Bu şekil olursa muhtemelen çoğu esnaf arkadaşlar bu işi bırakır. Ben öyle diye düşünüyorum. Ama Allah büyüktür. Bakarız. Sonumuz inşallah hayırlı olur. Maşallah tezgah boşaltmışsınız. İşleri vallahi herhalde. İşler zor gidiyor ya. Sıkıntı. Fiyatlar nasıl? Fiyatların çok dengesiz ya. Aşırı valla çöküyoruz. Bakarsın yerinde 25 liramız. Burada 25 satıyoruz. Fiyatlar çok denge sağlayamadı ya. Kazanabiliyor musun? Allah bereket versin. Şükür gene şükür. Sen vatandaşa soruyoruz, sen pazarcı esnafına soruyoruz. Vatandaş ayrı dert yanıyor, pazarcı ayrı dert yanıyor. Bunun çözümü nedir? Yani? Efendim? Çözümü nedir? Nasıl çözüm üretim yok ya. Üretim olmayınca tüketim bol, üretim yok. Masraflar yüksek. Mesela çiftçi gübre yüksek. Her şey uçuk ya. Ondan yani. Geçen hafta vergilere düzenlenme geldi ama temel gıda maddelerine vergi zammı gelmedi. Fakat üreticinin farklı maliyetleri var, akaryakıt gibi, enerji gibi. Bunlar son satış fiyatını etkiliyor mu sizin? Aşırı etkiliyor, bir de işçi bulamıyorsun yani. 500 lira bir yöme şu anda, onun için masraf çok uçuk yani şu anda. Sürdürülebilir mi, böyle devam eder mi? Çok sakat yani, böyle giderse uçar yani Türkiye. Bu dolar mahvetti yani. Bir şeyler yüksek. Poşetler uçuk. Dolar çok etkiliyor bizi şu anda. Onun şeysi, etkisi çok yani. Yani nasıl işler? İşte çalışıyoruz. Karnımız doyasıyla çalışıyoruz. İyi mi? Satışlar iyi mi? Milletin cebinde para yok. Cepte para yok herkeste. Fiyatlar da mecburen yüksek tabii. Tabii ki uçuk kaçık fiyatlar. Ha? Ha? Kendiniz mesela, bize. Siz biber satıyorsunuz. Biberin fiyatı ne kadar şu anda? 30 lira. 30 lira makul. Bizi gör makul, vatandaşı gör çok pahalı. Peki nasıl düzelir efendim?
mazotları bir indirim yapacak, çiftçi koşturacak böyle. O zaman indirim olur, öbür türlü olmaz değil mi abi? Mazotlar indirilecek, başka bir şey çaresi yok mazotlardan.